Ne haber, ne yapıyorsun? Alev, sen neredesin ya? Gel, acayip haberlerim var sana. Aman iş güç yok diye yandaki kafeye gitmiştim. Ne oldu? Neymiş acayip haberler? Şimdi bak, beni bir yardım derneğinden aradılar. İsimlerini not aldım, söylerim sonra. Bunlar tarihi bir köşkün restorasyon sonrası açılış törenini bizim yapmamızı istiyorlar. Hadi be! Yemin ederim, bak sen yoksun diye bir şey demedim ama biz bu işi alırsak fena yırtarız. Ne diyorsun Umut? Yırtmaktan öte oluruz. İnşallah, inşallah. Bu derneğin başkanı seninle konuşmak istiyor, ara hemen. Ama bir dakika ya. Öyle hemen meraklı gibi aramayalım. E meraklıyız ama. Ama onlar bunu bilmiyor. Ne yapıyoruz yine? Ağırdan mı satıyoruz kendimizi? Hayır canım, taktik yapıyoruz. 15 dakika geç aramaktan bir şey olmaz da. Acaba bunlar bizi nereden buldu? Vallahi bilmiyorum ki. Sen konuştuğunda bir sorarsın kimden referans aldığımızı diye. Dur, ben önce bir arayayım. Ofise davet edeyim. Burayı bir görsünler. Sonra hepsini sorarım, merak etme. İyi, tamam. Sen yine de bir 10 dakika ara. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Umut ben. Memnun oldum. Hoş geldiniz Semih Bey, ben Alev. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ya aslında yarın da görüşebilirdik, sizi acele ettirmek istemezdim. Ben yapı olarak biraz aceleci biriyim. Böyle buyurun isterseniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Size ne ikram edelim Semih Bey? Çay alırım. Hay hay. Geliyor hemen. Evet. Alev Hanım, telefonda da anlattım ama yeniden bahsedeyim. Olur. Biz tarihi değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkan bir derneğiz. Bu bağlamda da birçok yapının restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Son yaptığımız bina Yıldız Parkı'nın içinde. Yaklaşık 2 yıldır bu projeyle ilgileniyoruz. Şimdi açılış için de şöyle görkemli bir davet istiyoruz. Aa, görkemli davetler bizim işimiz. Hiç merak etmeyin, en doğru adrestesiniz. Ben de bu yüzden sizi tercih ettim. Peki bizi nasıl buldunuz? Yani referans üzerine mi geldiniz? Dernekte arkadaşlar araştırma yapmışlar. Biz de sosyal medyadan sizin daha önce yaptığınız çalışmaları gördük. Anladım. Peki birkaç sorum olacak önden. Mesela nasıl bir konsept düşündünüz? Kaç kişilik hazırlık yapmamız lazım? Bütçe nedir? Bütçe yok. Anlamadım. Nasıl? Bütçemiz yok. Ama Semih Bey, bu ucu çok açık bir iş. Yani 100.000 liraya da güzel bir iş çıkabilir. 1 milyona da. Alev Hanım, en iyisi olsun. Bizim için önemli olan bu. Siz dernek değil misiniz? Yani yanlış anlamayın ama bu paralar çok yüksek değil mi? Bağışçılarımız bu gecenin tüm masraflarını karşılayacaklar. Peki, nasıl isterseniz. Ben bir not defterimi alıp geleyim, o zaman konuşmaya devam edelim, olur mu? Tabii. Tabii. Çok kısa bekleteceğim. Tabii ki. Ne oldu? Umut, bu adam bütçe yok diyor. O ne demek ya? Anlamını bilmediğimiz bir lisan konuşuyor gibi değil mi? Bir dakika, bir dakika. Acaba sınırsız para falan mı demek istiyor? Aynen öyle. Yuh. Kim bu ya? Ne bileyim. Dernek başkanı işte. Bana bak. Sapık mapık olmasın bu? Hı. Organizasyon şirketi sapığıymış. Ya kazıklanmayalım diye söylüyorum. Tamam. Biz de para peşin, kırmızı peşin deriz. Ha, evet, doğru. Tamam. Tamam, öyle değilim. O zaman yürü, küllerimizden doğmaya gidiyoruz. Hadi. Size bakmayın, beklettik. Efendim Semih. Şimdi ofisten çıkıyorum. Nasıl geçti, bir şey anlamadı değil mi? Hayır efendim, anlamasına imkan yok. Semih, ne derse kabul et. Sakın benden bahsetme. Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Bak, bu hanım benim oğlumun düğününde çok masraf etti Semih. Yani uzaktan da olsa bir faydamız olsun. İşleri bozukmuş. Hadi görüşürüz. Geldi bizim Seyit Onbaşı. Kızım neredesin sen ya? Bir müjde vereceğim, yoksun. Fatma kahveye çağırmıştı da ona indim. Ne oldu? Hayırdır?
Sen niye böyle canlı cenaze gibisin? Yorgunmuş. Neyse şu an yorgunluğunu falan hiç takamam. Bombayı patlatıyorum. Hazır mısınız? Çok büyük bir iş aldım. Aa! Gerçekten mi? Semazen Kültür Sanat Derneği miymiş neymiş? Çok büyük bir açılış yapmak istiyorlar. İşi de bize verdiler. Ay çok şükür. Ay tebrik ederim Alevciğim. Çok sevindim vallahi. Vallahi az daha dükkanı kapatma noktasına geliyorduk da. Neyse bu iş geldi. Kimmiş ki bunlar? Ben daha önce hiç duymadım adlarını. Vallahi ben de bilmiyorum. Ama çok paraları var. Böyle bize bütçe yok falan bile çektiler yani. Ne demek o? Annem şu demek. Yani bizim paramız var, biz size parayı vereceğiz. Siz hiç merak etmeyin, kafanız rahat olsun demek. İyi vallahi bu zamanda enteresan o kadar para. Bana bak, bu işin arkasında da apo olmasın? Her iki lafın başında apo ya. Saçmalama Alev Allah aşkına ya. Aa, şaka yapıyorum ya, espri yapıyoruz şurada. Evli adamla espri olmaz. Hem niye adam durduk yerde sana böyle bir jest yapsın? Ay deli deli konuşmalar. Of. Ay nereden söyledim gene, nereden söyledim? Alevciğim çok tebrik ediyorum seni gerçekten. Ama benim kafa kazan gibi daha fazla bu tartışmaya dayanamayacağım. Ben bir çimene bakıp geleyim. Ay sanki biz tartışmaya bayılıyoruz. Aa sen seversin tartışmayı Sönmez Sultan. Hadi hadi. Yok yok. Ben de gidiyorum yatmaya. Hadi. Hadi hadi. Sen de kalk Emine. Hadi. Aa. İyi tamam gidiyorum. Nasıl? Çok iyi mekan değil mi? Yıkılıyor bayıldım. Ay düşünsene burada zamanında birileri yaşamış. Ay kim bilir ne aşklar yaşanmıştır burada. Sen bir romantik oldun. Ne bileyim bugün duygusal günümdeyim galiba. Sebep? Doğan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oluyor bugün. Hadi canım. Ya ne ara büyüdü bu kız ya? Sorma. Büyüdü, evlendi, çoluk çocuğa karışıyor da biz de hala yerimizde sayıyoruz işte. Dur bakalım ya. Bizim de kısmetimiz bir yerlerde bekliyordur. Bana bak. Ben biliyorum o sırıtışı. Hiç öyle bir kısmet falan yok. Çıkar aklından. Ne alakası var ya? Neyse neyse. Sence bebeğin cinsiyeti kız mı olacak erkek mi? Bence erkek. Kız olsun ya. Niye ya bak böyle apacın ya ufak ufak. Ünal ailesinin erkekleri çok kaba oluyor canım. Adam resmen iplemedi beni. O iplemedi değil de korktu senden biraz. Neyse iyi de oldu zaten. Sen de çok üstüne düşmezsin artık. Aman. Ne üstüne düşeceğim zaten ben o yaşlı ve kel aponun. Selam. Bu sefer ben yazayım dedim. Alev sen geç ben hemen geliyorum. Tamam. Bana diyene bak kendi divane olmuş. Ben bilmiyorum sanki kimle mesajlaştığını. Biz de cümbür cemaat aileye dadandık ya.